Evet Avrupa'da grubunu lider tamamlayan iki takım karşı karşıya gelecek. Yusuf Kenan nasıl bir maç bekliyorsun? Şimdi tabii bir tarafın yorgunluğu belki diğer tarafa göre daha fazla ortaya çıkacak. Zira Fenerbahçe'nin kadro alternatifliğinden hep bahsediyoruz. Nasıl bir maç bekliyorsun? Doğru söylüyorsun aslında buradaki kadro genişliğini mükemmel bir şekilde kullanmak. Fenerbahçe'nin aslında oyuncularının çok da fazla yorulmamasını ya da çok da fazla sakatlık riskine girmemesine vesile oldu. Ee, bu rotasyonda 5 tane eksikten bahsediyoruz. Normal bir takımda 5 tane ilk 11 oynayabilecek eksik önemli görünür. Ama şu an o eksikleri kimse konuşmuyor Fenerbahçe'de. Oynasaydı nasıl olur diye düşünmüyor. Bu büyük bir avantaj. Ee, Fenerbahçe e, çıkarttığı 11'de hep ideal 11'miş gibi görünüyor. Mesela İstanbulspor Mücadelesi'nde 11'e bakınca bazı Fenerbahçe arkadaşlarım şey dedi. İdeal 11'ini çıkartmış dedi. Oysa ki bir önceki maçtan 5 tane farklı isim vardı. Yani öyle bir hale getirdi ki çıkartabileceği her takım George Jesus'un insanların zihninde en azından Fenerbahçelerin zihninde en iyi 11'miş gibi duruyor. Neden bu oynuyor? Neden bu burada oynuyor? Neden şunu tercih etmedin? Soruları 2-3 hafta sürdü ligin başında. Ondan sonrasında da kayboldu. Mesela Mia meselesi sezon başında çok konuşulmuştu. Çok kullanılmadığı için. Crespo çok konuşuldu. Crespo e, en çok konuşulan meseleydi evet. dediğin gibi. Ve bu meseleleri de çözdü. Artık birisini dinle, dinlendirdiği zaman, artık birisini oynatmadığı zaman bir şey vardır, bir bilgi vardır. Vardır diyoruz evet. E, diyoruz ve ona göre hazırlık yapılıyor. O yüzden kadro tahmin etmek de çok mümkün değil. E, oyun olarak da şu ana kadar bütün rakiplerine karşı en azından oyununu kabul ettirdi domine etti mi? Bazı rakiplerini domine edemedi. İşte Konyaspor'u domine edemedi mesela ligde. Ren karşısında iki maçta da zorlandı ama çok iyi geri dönüşler yaptı. Ve bu oyun tarzından, bu oyun felsefesinden vazgeçmeyen bir teknik direktör var. Çok uzun zamandır ben görmemiştim bunu. E, bu bağlamda Fenerbahçe'nin gidişatını iyi görüyorum ama her maç çok kritik. Bence bu karşılaşma, e, hani Giresun Spor'a ayıp etmek istemem ama Dünya Kupası öncesinde bu fiksürde en zorlu karşılaşma gibi görünüyor. E, çünkü Sivasspor'un çıkışı ee, Rıza Hoca'nın her zaman Fenerbahçe'ye karşı ters gelişi Tabi e, teknik direktörler bir takıma karşı değil teknik direktörlere karşı üstünü kur kurarlar hı hı. Ee, Bugün iki teknik direktör arasında mücadele olacak ama Sivaspor'un son iki maçını kaybettiğini hatırlatalım Trabzonspor mücadelesinde oyunu ben çok beğenmiştim Sivasspor açısından. Bence daha iyi oynayan taraftı ama maçı kaybetti. Antalyaspor maçında aynısını söyleyemeyeceğim Antalya Antalyaspor daha iyiydi. Ama nihayetinde iki galibiyet, 3 iki mağlubiyet 3 olsun istemez Sivasspor'da. Ee, bir rotasyon yapıldı hafta içindeki Sivasspor'dakine rotasyon diyebiliriz. Fenerbahçe'deki olaya başka bir isim bulmak lazım bence. Çünkü rotasyon meselesi ciddi anlamda kafada bir ideal 11 var. Ve diğer oyuncular var. Yani bunu ortaya koyuyor. Rotasyonu da ideal 11'deki oyuncuları dinlendirmek ya da işte ceza sakatlık riskinden alıkoymak ve başka oyuncuya şans vermek için yapılır. Evet. Burada ideal 11 olmadığı için Fenerbahçe'nin yaptığına da çok fazla rotasyon diyemiyorum. 20-25 kişilik kadroyu aynı anda aynı eşit derecede kullanıyor. Ee, tabii yorgunluklar var. Ee, sezon başından beri oynuyor Atilla Salay mesela. Altay Bayındır sezon başından beri çok fazla alternatif olmadığı için oynuyor. Ee, ama buna rağmen iyi gidiyor. Ee, Sivas Spor'da bu maça özel hazırlandı. Rıza Hoca söyledi. Kolay bir karşılaşma olmayacak. Ee, ama Fenerbahçe'ye kendi sahasında çok baskı kurmak, çok üstünü kurmak da çok mümkün gibi görünmüyor. Topun biraz daha fazla Fenerbahçe'de kaldığı, biraz daha hızlı çıkışları deneyen bir Sivas izleyeceğimizi düşünüyorum. Ee, tabii arkaya kaçacak oyuncular, hızlı oyuncuları var çünkü Sivas Spor'unda. Tehlike üretebilir. Eğer Fenerbahçe erken bir gol bulursa maçın gidişatı çok rahat olur Fenerbahçe açısından. Ama eğer gol bulmak biraz süre alırsa, Sivas Spor'un da bir nevi iyi savunma yaptığını düşünürsek o zaman biraz ikinci bölüm, maçın ikinci bölümü sıkıntılı geçebilir. Aslında iki takımın teknik direktörü de esas önem verdikleri yerin lig ve bu maç olduğunu söylemişti. O gün senin beklentin nedir? Yani Sivas Spor bu sezon ligde... Avrupa'daki gibi bir oyun ortaya koymuş değil henüz. Ee, çünkü sadece iki galibiyeti var. E, ee, üç dört tane de beraberliği var onun dışında. Çok fazla mağlubiyet yaşadılar bu sezon. Ee, özellikle hani son transferler vesaire takımın toparlanma süreci biraz geç oldu. Yani Avrupa'da da ritmini biraz aslında geç buldu. Lider bitirmesi ve özgüven teşkil ediyor tabii Sivasspor adına. E, ee, Rıza Hoca'nın elinde sadece bu sezon değil geçtiğimiz sezonda ondan önceki sezonda hatta çok sınırlı oyuncu grubu oluyordu. Yani böyle ideal 11 Anadolu kulüpleri için ideal 11 çok önemli. Ee, ideal 11'e atabileceği oyuncu sayısı yedek kulübesinde ...çok az bulunuyordu. Altyapıdan çok fazla oyuncu kullanmıştı. Benzer problemleri bu sezon başında da yaşadı. Şimdi yavaş yavaş denediği oyunculardan... ...performans verimi alamadıklarını kenara çekti. Oraya yeni eklemeler yaptı. Hatta eski oyuncularına geri dönüş yaptı. Caner Osman Paşa mesela evet. bunlardan bir tanesi. Sezonun ilk bölümünde kullanmamıştı. Sonrasında Caner'i tekrar devreye aldı. Orada merkezi... Keita ve Hakan Arslan'la tutarken önlerine Sabya gibi çok yetenekli bence bir oyuncu ekledi. Kreatif bir oyuncu. Hücumda e, şutör özelliği var. Beşiktaş maçında bunu mesela en iyi şekilde görmüştük. Galiba ilk maçı olabilirdi hatta o. E, onun dışında Sabya'nın etkinliğiyle birlikte zaman zaman Clinton Enji'yi zaman zaman da Gredel'i diğer değiştirerek kullanıyor. E, hani hücumdaki oyuncularından performans aldı bu haftaya kadar Rıza Hoca. Biraz orta sahanın merkezi yani oyunu savunmada tutan tarafta e, de, denemeler yaptı. Orada yeni transferler de olmuştu çünkü kendisinin istediği. E, mer savunma stoperlerden istediğini bulamayınca geriye dönüşler oldu. E, geç evrede Sivaspor aslında oyununu oturtmaya başladı ama henüz zaten istenilen seviyede değil. Bir de e, sınırlı sayıda ilk 11'e adını e, Rıza Hoca'nın gönül rahatlığıyla yazabileceği oyuncu Doğru. sayısı. E, Fenerbahçe'de durum tam tersi. Yani sezon başından beri konuşuyoruz. Aynı şeyleri tekrara giriyor artık bir süre sonra. 25 oyuncu, 25'i de ideal 11 oyuncusu bizim nezdimizde. E, George Soun dediği gibi müsait 11 oyuncusu. E, hangi oyuncu yazarsa yazsın, hani bunun ne işi var burada diyemiyoruz. Belki hani bu hafta Serdar Dursun da çıksa mesela şaşırırım. Evet. Yani olacak olan odur. Evet. Benim, onun geri kalan Ama hiçbir oyuncu. Onda bile acaba rekibe göre neyi düşündü de onu çıkarttı diye hani ne oldu demezsin de ne yaptı acaba ne rakibin neresini ne, düşündü ne eksiğini düşündü <laughs> ya sadece şu dersin. yani ideali değil bu maçlık onu koydu diğerleri çok Aynen. yorgundu hani ideal olmayan bir tek şu anki kadroda Serdar Dosun Doğru. duruyor mesela geriye kalan hangi oyuncuyu sayarsak sayalım hepsi işte e, yani Ferdi oynuyor ama Alioski oynasa niye Alioski sol bekte oynadı niye Ferdi orada oynadı ya da sağda olsaydı Samuel Niye oynamadı? Bu soruları artık sildi hafızalardan. Yani o say Ferdi mi, o say Ali mi oynatacak diye düşünürken Ferdi Ali döndü mesela. O say yedek kulübesine çok fazla girdi bu sezon ama kimse o sayı neden yedek kulübesine demiyor artık. Doğru. Ee, zaman zaman de, değişim dönüşüm yapıyor hatta mevkisel olarak da bunları çok sık yapıyor. Ee, i̇şte Miyazaki konusu bunlardan bir tanesiydi. Crespo'yu bu takıma nasıl adapte edeceğini herkes merak ediyordu. Çünkü Bilian Arao vardı. Geçtiğimiz sezon Crespo biraz Arao rolünü oynamaya çalıştı. Ama bu kez e, Arao'nun önünde bir rol biçildi kendisine. Ee, yani Fenerbahçe'deki oyuncuların yerleriyle de oynayıp aslında kendi idealini buldu. Ee, ve bunun da karşılığını aldı. Sezonun ilk evresinde belki oyun çok tatmin etmiyordu. Ama orada bir arayış vardı. Evet. Mevkisel olarak, Crespo nerede oynar? Yani Crespo bugünkü konumuna muhtemelen kimse koymuyordu. Lincoln için aynı şey geçerli. Lincoln kanıda. solda oynuyor mesela, sola daha ya, sol içi kullanıyor. Hatta zaman zaman üçlüde sol kanat bek gibi oynadığında çok eleştirildi yani hani Lincoln oraya tutamıyor anlamında. Ama oradan vazgeçmedi Lincolnin sol içi kullanmasından, evet. elindeki geniş havuzun faydaları Jesus adına. Diğer hiçbir takımda rakibinde bence bu kadar iyi oyuncu grubu yok zaten sayıca. Yok ve performans dönüşleri de çok önemli tabii ki. Bazen 25 evet bir sayı ama içerisinden kaç tane oyuncudan performans evet. geri dönüşü aldığınız önemlidir. Zaten herkesin kadrosu 23 25 ama Jesus buna en az 21 22 tanesinden olumlu Maksimum performans geri olabiliyor. dönüşü evet. aldı. Bu arada Spor 17. sırada. Hani biraz da Gösterge olarak sen de söyledin alt sıralardan kurtulmaya çalışıyoruz Çok kötü bir sezon başlangıcı yaptı. İnstat'a göre 17. sırada olan bir takıma göre çok enteresan istatistikleri var. İkili mücadelelerde en çok ikili mücadele kazanan 3. takım ligde. Savunma ikili mücadelelerinde yine en çok mücadele kazanan 3. takım. Hava topu meselesinde de en çok hava topu kazanan 2. takım.